önemli iş insanı Sertaş Bey ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Önce ondan önemli bilgiler alalım kasap ve kasaplık hakkında. Sertaş Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim, bizler deyiz. Güler yüzünüz ve güzel ekibinizle bizleri karşıladınız. Çok çok mutlu olduk. Tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Sizleri tanımak isteriz. Ben Sertaş Kutbay. Bu mesleği 3. kuşak yapıyoruz. Dededen beri 1940. Biraz bir ara verdik. 6 ay oldu yeni şubemi açalı, yeni dükkanımı. Yeni bir işletme ama dededen de kalan bir iş bu. Evet. Dededen beri devam ettiriyorsunuz. Peki efendim, aklınızda soru işareti var mıydı? Bu işi yaparım, acaba yapabilir miyim, yapamam mı? Ya onda bir tereddüdümüz yoktu. Zaten hani çekirdekten kasap deniliyor ya, çekirdekten kasabız. Ama biraz daha bilinçli yapmak istedik tabii. Evet, siz de devam ettirdiniz. Evet. Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan? Kuzu ve dana üzerine. Dana derken yani dişi hayvan tercih ediyoruz. Kendi çiftliğimizde rasyon yapıp hani arpasını, yoncasını yiyip insanlara mermerli et, yani kaliteli et yedirmek istiyoruz aslında. İşin aslı o, yani tekrar dönmemin sebebi de kalite. Evet. Bir de kaliteli et dediniz. Kaliteli etlerin kaliteli olduğunu bizler nasıl anlayabiliriz? Ya kaliteli et zaten biraz yağlı ettir. Kırmızı etin içinde mermerleri vardır. Görünüşte de anlaşılır zaten. Sığır eti koyu renktir, mermersizdir. Dana eti pembe ve mermerli olur yani. Bir de et işi tamamen bir güven işi oldu artık yani. Dediğiniz gibi çok şu an yapay etler var. Suni bir de tedavili etler var. Ya bunlara dikkat edin. Kendin yemediğinizi başkasına yediremezsiniz yani. Aynen öyle. Kendimizi yemiyorsak başkasına niye satalım düşüncesindesiniz. Çok doğru bir düşünce. Peki efendim, bu hayvanları nereden getiriyoruz? Hayvanları normalde şu an ben üretimdeyim. Zaten çiftliğimizden süt de satıyoruz. Yağlı simentel sütü. Şu an aşağı yukarı 80-90 tane hayvanım var. Kendi etimi kendim üretiyorum sıfırdan. Hayvanlarımı gebeleştiriyoruz, doğuruyoruz ta kesimine kadar. Üreticiden tüketiciye ulaştırdık. Sofralara, çiftliğimden sofralara kadar sunuyoruz. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Korona döneminden geçiyoruz. Sizler bu dönemde ne gibi önlemler aldınız? Ne gibi? Zaten tezgah arkasındayız. Normalde hani röportaj diye maskemizi çıkardık. Maskemiz, eldivenimiz her zaman üstümüzde. Yani düşünüyoruz insanların sağlığı, kendimizden fazla düşünüyoruz yani. Peki yurt içi gönderim gerçekleştiriyor musunuz? Gönderiyoruz. Kargo yapıp gönderebiliyoruz. Gönderdiğimiz yerlerde var yani. Kargoyla da yollayabiliyorsunuz. Efendim bizler çok teşekkür ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum röportajımı sonlandırmadan önce. Sektördaşlarınızda şu an bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize ya da kasap olmak isteyen meslektaşlarınıza, bu işe gönül vermiş olan insanlarımıza neler söylemek istersiniz? Kaliteli yapması lazım. Hani ilk önce yediği etten kendisi tat alması lazım ki insanlara sunması lazım. Yani bu kasaplık gerçekten güven işi. Bilmesi lazım. Bilmeden bilinçsiz hiçbir şey olmaz. Onu demek istiyorum. Güvenilir ellerden evet. Çıkacak olan ürünleri izleyicilerimizle tanıştırdık efendim. Yanımızda çok değerli Sertaş Bey vardı. Çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum efendim sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.